Son yıllarda biliyorsunuz özellikle EYT konuşuluyor, EYT tartışılıyor. Çünkü yüz binlerce kişinin gözü kulağı dediğim gibi EYT ile verilecek kararda. Şimdi EYT'de gerçek rakamlar ilk kez açıklandı, onu söyleyeyim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin düzenlemeyi Aralık'ta meclise sunacaklarını duyurdu. Ardından da bu düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağını açıkladı. EYT konusunda ilk kez açıklanan o rakamlara bakalım. Çalışma yapılmıştır. Yeni yılda uygulanacaktır. İnşallah Aralık ayı içerisinde meclise takdim edeceğiz. Düzenlemeyi Aralık'ta meclise sunacağız dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bilgiler verdi. Bir de EYT ile ilgili bilinen, ezberlenmiş yanlışlar var. Milyonlarca EYT'li var. 5 milyondan başlıyor, 8 milyona kadar çıkıyor. Bunlar doğru değil. Şu anda yaş şartını kaldırsak, sıfırlasak emekli olacak yaklaşık 1,5 milyon insan var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakan Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Başta EYT olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili yeni düzenlemelere değindi. Prim gün sayısı tutan, hizmet yılı tutan o şartlar duruyor. O şartları kaldıramayız. EYT düzenlemesinde yararlanacakların büyük bölümü özel sektörde yer alıyor. Bakan Bilgin ödenmesi gereken kıdem tazminatlarına da dikkat çekti. Şu anda emeklilikte yaşı bekleyenlerin önemli bir kısmı yaklaşık %87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.